Yavrum benim, senle bu hayatı yaşamaz. Gülmezsen, ağlamazsan, bizi bu hayattan ders alamayız. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alamayız. Evet, ders. Merhabalar. Sevgili dostlarımız, seyircilerimiz, bütün Türkiye'ye, bütün dünya merhaba. Ülkemize ve dünyaya inşallah Allah şifalar versin, acil şifalar versin. Bunlardan, hastalıklardan ders almak lazım. Ders. Ders ne demek? Düşünme sanatı. Bu modern dünyaya, modern dünyadan, yaşamımızdan didiçal, pardon, dijital tefekkür diyebiliriz. İşte her şey dijitale doğru gitti. Şu görüntüler, sistemler, haberleşmeler, hız çağı, hız çağı. Dilimiz bile hep yabancı terim olduğu için dönmüyor. Biz Türk'üz, Türkçe konuşuyoruz. O kelimelere alışkın değiliz. İşimiz, gücümüz şey ama bu anlaşılıyor artık. Beğenilmeli olmuş bir kelime. Yani modern dünyanın tefekkürü. Evet. Tefekkür edeceğiz. Tam bu orada, tam bu zamanda tefekkür etme zamanımız var. Belirli yerler kapanmış ülkemizde, dünyada. Ummaik yerler işte. Sonra evlerinde oturuyorlar. Korunmaya çalışıyorlar. Yıkanmaya çalışıyorlar. Hijyenik olarak eller, yüzler neyse. Tam düşünmek lazım şimdi. Bu şeyden yararlanmak lazım. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hastalık ne? Evet. Ölüm ne? Ölüm bitiş mi? Yoksa ölüm bir başlangıç mı? Güzel bir hayatın başlangıcı mı? Ölümde üzülmek mi lazım? Yoksa sevinmek mi lazım? Evet. Mevlana öyle diyor. Benim ölümüm, sevinin arkadaşlar, sevinin, müzikle, neşelenin. Ben kavuşma yerine gidiyorum, gerçek hayata gidiyorum diyor. Diğer şeydeki, dünyadaki derin düşünen, felsefi düşünen insanlar da, derin inançlı olan insanlar da öyle bakar. Allah'ın çok sevdiği kullar da böyle bakar. Ölümü bir terhis gibi yani, gerçek hayata dönüş gibi bakıyorlar. Evet. Ben de öyle bakmaya çalışıyorum. Esas zor, kötü, pis. O Allah'ın öbür hayatının yanında burası böyle oluyor. Orada sonsuzluk bir rahmet ve güzellik. Hastalık yok. Aynı yaş, aynı şey. Üzülmek, kıskanmak yok, çalışmak yok. Sürekli huzur temaşa. Neşe içinde yaşamalı öbür hayat. Öbür hayata inananlar böyle bir. İnanmayanlar tabii ki üzülüyorlar. Dünya hayatından zannediyorlar. Bir de yok diyorlar. Bir de ben şahsım. Olmamış, onlara dediği gibi olmamış bile olsa o hayal, o hayatı, öbür hayat, öbür ölüm hayatını, ölümden sonraki hayatı hayal etme bile güzel bir şey. Bana yaşama neşe veriyor. Hayal yani. Güzelliği hayal etmek bana neşe veriyor. Ya bir de gerçek olursa o hayat, kaybedenlerden olursa ki gerçek. Onu ben ruhumda, kalbimde, hislerimde, sezgilerimde ilhamla hissediyorum. Şu kainata baktığınız zaman şu dünyada onun Allah'ın isimleri var her yerde. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Her yerde onun ismini anlatıyor.
Her yerde onun resmi, tablo. İşte biz insan olarak onun resmiyiz. İsmini taşıyoruz. Halifem demiş. Bütün meyve, sebze, hayvanlar onun temsili. Allah'ın yarattığı varlıklar resim gibi. Her şey ders, kitap. Oku. Hiç bilene bilmeyen bir olur mu? Onun için böyle bu yönden baktığımız zaman çok daha faydalanabiliriz. Bol bol tefekkür edip kendimizi yenileyebiliriz. Yani zihin olarak, beyin olarak düşünmek. Tefekkür düşünme sanatıdır. Düşünmektir. Bir saat tefekkür hadislerde bir saat tefekkür. Düşünüyorum. Oturursun evinde düşünüyorsun. Kainatı, Allah'ı, dünyayı, kendini. Bir saatlik böyle düşünürsen 7 yıl, 70 yıllık nafile ibadetlere bedeldir. 7 yıl, 70 yıl. Düşün. Düşün. Nafile ibadet ne demek? Farz namazından sonra her şey sünnet ve nafiledir. Bunlara bedeldir. Yani 7 yıl, 70 yıl gibi nafile ibadeti elde ediyoruz. Aynı sünnet gibi, şey gibi sevap kazanıyoruz. Bir de hastalık anında bir salgın, her şey. Böyle şehitlik makamı gibi Allah makamla veriyor. Eğer Allah'a inanıyorsan. Bir de sabrından dolayı da hastalıkta sabır, koruma, çünkü ulusal bir görev çağrı yapıldı. Bütün dünyada var. Ülkemizde biraz daha az var elhamdülillah. Bu da buna kendimizi disiplin edersek, korumaya çalışırsak, hastalıktan ve sisteme, nizam ve intizama korumaya çalışırsak devletin veya sabredersek evimize hastalık bulaşmış veya neyse dakikası ibadettir. Saati bir günlüğe gelir ibadet. Bir saat sabrettiğin zaman evinde ve korunduğun zaman sevap kazanıyorsun. Korku değil. Sevap kazanıyorsun. Hatta bir dakika bir güne bile gelir. Hastalık geldiği zaman sabredersen veya o hastalığa korunma yönüyle sabrediyorsun. İnsanlara zarar vermemek, topluma gene sabır içindeysen bu sabrımız da bizim ibadet yerine gitmem. Çok büyük bir ibadet. Çok güzel bir şey yani değil mi? Ne kadar sevap kazanıyorsun. İbadet niçin yapılıyor? Allah'ın razı olması için, emrettiği için yapılır. Böyle konularda da toplum iyiliği için, halkın iyiliği için, yurdumuzun iyi, dünya iyiliği için korunmamız lazım. Veya sabretmemiz lazım. Allah'ın izniyle hem sevap kazanacağız, hem de bereket kazanacağız, hem de biraz kendimizi bir dinleyelim. Dinleyelim yani zihin olarak. Çünkü o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz ki her şey hızlı geçiyor, hızlı. Hızlı. Böyle açıyorlar telefon, bakın hız, tak 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 tak. Her şey. Evet. Tam bir tefekkür zamanı. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yani, bu diziler, sosyal medyadaki çirkinliği bunlardan vazgeçin. Düşünün bakalım. Bunlar bizi nereye getiriyor? Tanrısızlığa götürüyor. Huzursuzluğa, mutsuzluğa. İşte bu düşünüp bunlardan vazgeçmek lazım. Güzel insanları, güzel ahlakı, güzel projeleri, güzel filmleri, güzel neyi varsa onları seyretmek, onlarla arkadaş olmak lazım. O zaman göreceğiz ki işimiz daha bereketli olacak ve üzüntümüz olmayacak. O sırada az olacak, gelip geçer. Yoksa bir çılgınlık dünyayı sarmış. Sosyal medya olarak, dizilerle, algılarla huzur seviyor, mutsuz etti. Bu mikrop ve hastalıklar bizim için bir değişim zamanı olması lazım. Düşünme ve değişme, tövbe, Allah'a yaklaştırması. Allah'a yaklaştırması. Bunu hissedebilir, hissedemiyorsa ahbakla gününe geçer. Ne bir dünyası mutlu olur, ne de ahiret inancı yoksa bir beklentisi olmaz. Bir varmış, bir yokmuş, hiçbir şey yokmuş gibi hayata bakar. Hoşça kalın, sağ ol bakalım sevgili
dostlarımız, kardeşlerimiz, insan kardeşlerimiz. Sabredelim, selamet bizde. Yarınlarımız daha güzel olacak. Çünkü Tanrımız var, Allah'ımız var, gamımız yok. Evet, Allah'a inanan bir insan üzülmez.